Şimdi o harita üzerine anlatacaktım ama vaktimiz kaldı mı? 2 dakika. Birazcık 2 dakika anlatabilirsin tabii. O haritayı açabilirsek neden boşa düştüğünü anlatmak isterim. Hı hı. Şimdi aynı ayağa kalkmak isterim. Şimdi tamam. Putin diyor ki ya burada Harkov ve Donetsk bölge, yani Donetsk bölgesinde soykırım var. Ruslara dair soykırım var. Donbas bölgesinde özellikle. Işte Harkov diyorum. Pardon özür dilerim. Donetsk ve Luhansk bölgesi. Evet, şurada. Burası Donbas. Burası 2014'ten beri fiilen ayrı yaşıyor. Putin diyor ki burada diyor soykırım yapılıyor. Ukraynalı milliyetçiler buradaki Ruslara, etnik Ruslara ayrımcılık yapıyor. Burada Birleşmiş Milletler'e göre öldüğü iddia edilen kişi sayısı 13 bin. 5 bini Ukrayna ordusundan, 5 bini Rus paramiliter, 4 bini de buranın yerel halkından. Şimdi eğer böyleyse ya buradaki gerçekten de Rusya burada var olduğunu iddia ettiği etnik kırıma müdahale ediyorsa, ülkenin en doğusu burası. En batısında ne işiniz var? En batısı burası. Yani ülkenin başkent en batısında... Başkent Kiev'de ne işiniz başkent, var? Başkent zaten. Kiev zaten hemen müdahale edilmiş. Hani bütün argümanı burasıydı. Yani az önce söylediğim argümanı dışındaki argümanı şurasıydı. Diyordu ki burada Ruslar var ve soykırıma uğruyor. Ama Lviv ülkenin hem etnik kimlik olarak hem inanç olarak başka bir bölgesi ve bu bölge yani... Polonya'ya, yani daha sonra Polonya sınırında olup kendisini burada ifade eden bir halkın yani yaşadığı bölge. Şunu da belirtmek lazım. Zelenski, Donbas bölgesi diye az önce İsmail Saymaz'ın gösterdiği o Luhansk ve Donetsk özerk bölgeleri için bağımsızlığını tanıma yolunda bir referanduma gidebileceğini belirterek bir tür geri adım attı. Tavizde verdi aslında. Ama tabii verdi de şimdi bu böyle. Şimdi burada şöyle bir etik bir durum var. Yani bir egemen ulus, bir Ukrayna halkı işte NATO'ya katılmayı arzu ediyor. Anayasasında öyle bir madde var. Ben baktım anayasasına. Diyor ki NATO'ya ve AB'ye katılma hedefi var. Yani şimdi bana kalırsa katılmamalı. Dünya barışı lehine bundan feragat etmeli. NATO da artık doğuya doğru genişlemeyi bırakmalı. Ve dünya barışını tehdit eden hamlelerden vazgeçmeli. Bana göre böyle. Ama buna karar verecek olan Rusya değil ki. Ukrayna'nın ne hangi örgüte katılıp katılmayacağına Rusya mı karar verecek? Ha Ukrayna Rusya'yı dinlemediğinde silahı daha fazla var, elinde nükleer silah var diye Ukrayna'yı işgal mi edecek? Bir an için şöyle düşünelim. Bir an için şöyle bakalım. Türkiye bugün NATO üyesi olmasaydı. Biz onun komşusuyuz. Rusya diyor ki benim komşum dizimin dibinde NATO'ya giremez. Bir an için diyelim ki biz de komşusuyduk bir zamanlar Gürcistan üzerinden. Şu an kıyı komşusuyuz. Yani biz NATO üyesi olmasaydık bir an için NATO üyesi olmaya karar verseydik. Aynı tehditle biz mi karşılaşacaktık? Yani bizim neye katılacağımıza Rusya mı ve Putin mi karar verecek? Bu zaten bu yönüyle kabul edilemez. Bir ulusun kendi geleceğine karar verme hakkına bir başka ulus müdahale edemez. Biz Azerbaycan'ın aynı dili konuşuyoruz. Ben daha yeni geldim Bakü'den. Yani aynı kültür evrenindeyiz. Biz karışıyor muyuz? Müdahale ediyor muyuz? O bize müdahale ediyor mu? Şimdi medyada ya da işte siyaset çevrelerinde diyeyim genel olarak daha ziyade de sol siyasi çevrelerde şöyle bir tartışma yürüyor. Bunun üzerinden mesela NATO'cu musun? Şimdi bu cümleye karşı diyecekler ki İsmail'e ya da bana da diyebilirler. NATO'cu musunuz? Hayır. Söylediğimiz başka bir şey. Ya da efendim işte Amerika kışkırtmış da şöyle olmuş da böyle olmuştu. Siz Amerika'yı mı savunuyorsunuz? Hayır. Bakın Amerika kışkırtabilir Ukrayna'yı. Ve Rusya'yı ne diyelim onu yıpratmak adına Ukrayna'yı feda etmiş ve böylece bir tuzak kurmuş olabilir. Mesele o değil. Bakın bir kadın öldürüldüğünde ben tamamen birazdan konuşacağız örneklerini. Tamamen oradan örnekle yürüyeceğim. Bir kadın öldürüldüğünde efendim o da kısa giymeseydi, mini giymeseydi, o da başını açmasaydı, o da kocasına işte şunu demeseydi. Bu öldürmeyi şey yapar mı? Mazeret olabilir abla mi? Mazur gösterir mi? Ben zaten cümlemi kurarken vurguladım. Tabii. Ben NATO'nun genişlememesi gerektiğine inananlardanım. NATO'nun varlığı ve doğuya doğru genişlemesi dünya barışını tehdit etmeye başladı. Sadece Rusya açısından değil, Çin açısından da bu böyle. Dolayısıyla NATO artık doğuya genişlemekten vazgeçmeli. Ukrayna'nın anayasasına göre bir bağımsız egemen devlet olarak NATO'ya, AB'ye girme hakkı var. Ama bence bunu dünya barışı lehine revize etmeli ve bundan feragat etmeli. Ama bu böyleyken öte yandan bir egemen ulusun hangi birliğe gireceğine, hangi uluslararası kuruluşun içine yer alacağını ancak kendisi karar verebilir. Bir başka komşu devlet, sen eğer bu birliğe katılırsan o beni tehdit eder, ben sana müdahale ederim diyerek topraklarını işgal edemez. Bunun sonu yok. Yani bir daha vurguluyorum. Biz
Yani biz NATO'ya üye olmasaydık ve bugün girmeye kalkışsaydık aynı akıbetle mi karşı karşıya kalacaktık? Şimdi şunu da sormak lazım. Biz demişken Türkiye burada önemli bir rol oynuyor. Evet, barış çabası. Biz bu barışı güneyde de istiyoruz. Esad'la Türkiye barışmalı. Yani Erdoğan demek istiyorum tabii Türkiye derken. Erdoğan Esad'la barışmalı yahut çok 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 daha minimal düzeyde bir mesele vardı. Üstelik de gerçek olup olmadığı bile belli olmayan bir mesele vardı Suriye'de. Vay efendim demokrasi elden gidiyor, anayasayı da zaten yapmadılar, işte göstericileri tutukladılar, öldürüyorlar diye buyurun dedik. Rusya'nın yaptığı şimdi mukayese edilemez. Barış mı? Hele şimdi Orta Doğu'da masa tekrar kurulup kartlar dağıtılırken tam da bunu konuşup tartışmanın sırası değil mi? Hı-hı. Ve neden konuşulmuyor? Hı-hı. Neden konuşulmuyor sence? Yani... Başta Erdoğan'ın barış çabalarını alkışlayan yandaş medya büyükleri neden konuşmuyor? Bilemiyorum. Peki şimdi gelelim bildiğin konuya şekerim. Altılı masa dedik ya dün oturdular. Bir kez daha seçim güvenliğini konuştular. Parlamenter sisteme dönüş süreci nasıl olacak onu konuştular. Ve sonrasında bir de bir bildiri yayınladılar. Altına imzalarını gene o bildiriye attılar. Şöyle özellikle söylenebilecek bir çok şey var belki ama benim başlığa çıkarttığım birlikteliğimiz siyasi mühendislik çabasından etkilenmeyecektir ifadesi. Bu Erdoğan'ın talimatıyla meclisten çıkartılmaya çalışılan seçim yasasına dair bir şey. Diyor ki mutabakatımız geleceğe yönelik umudumuzu arttırmıştır deniyor ve birlikteliğimiz de katiyen iktidarın mühendislik, siyasi mühendislik çabalarına izin vermeyecektir, geçit vermeyecektir deniyor. Şimdi gelelim perde arkasında neler konuşuldu. Evet. Dediğim gibi kimileri dedi ki Babacan çekimser, hani pek artık sıcak eskisi kadar bakmıyor. İşte Davutoğlu da tamamen kopmuş gibi neredeyse diyen yazarlar da var. Durum ne? Şimdi abla tabii bu ikinci zirve Deva Partisi ev sahipliği yaptı. Deva Partisi Genel Merkezi'nde oldu. Az önce söyledim. Yani özel bir masa düzeni yapıldı. Özel bir menü hazırlandı. Liderler 19.30'da geldiler. Saat 00.30'a kadar kaldılar ve bu metin üzerine çalıştılar ve tabii bu dünkü toplantının en önemli gündemi özellikle seçim kanunu değişikliğinden sonraki Millet İttifakı'nın alacağı pozisyon oldu. Nasıl hareket edilecek? Evvela bunun için bunun yasalaşmasının beklenmesi kararlaştırıldı. Çünkü bu teklif komisyondan çıktı, meclise havale edildi bu hafta. Herhalde yasa halini alacak diye tahmin ediliyor. O nedenle burada Deva Partisi'nin bir çekincesi var. Deva Partisi ısrarla diyor ki ya karar almak için teklifin yasa haline gelmesini bekleyelim. Yani mecliste bir değişik olacak mı, olmayacak mı? Son hali ne olacak? Bunu bir görelim. Buna uygun bir biçimde biz pozisyonumuzu alalım. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın geleceğinden çok Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değiştirilmesi ve Cumhurbaşkanı seçiminin kazanılmasına dönük eforumuzu yoğunlaştıralım. Bu hususta hiçbir fikir ayrılığı yok. Benim metinden de anladığım, yaptığım konuşmalardan da çıkardığım sonuç iki husus üzerine karar alındı. Bunlardan biri seçim kazanıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tasfiye edilmesine dönük hangi yasal çalışmaların yapılacağına dair bir çalışma grubu. Bu çalışma grubu... Bunun şöyle bir yanı var. Yani çok ciddi ekonomik sorunlar olduğu ortada. Türkiye'de gerilim henüz giderilmiş değil. Toplumda hele seçim sonrası özellikle öyle olacak diye bir beklenti var. Dolayısıyla bir geçiş için birkaç sene mevcut sisteme bir geçit verilecek benim anladığım. Bu
net mi sana göre? Yani şimdi bu hususta bir netlik yok. Yani partiler